Herkese merhaba arkadaşlar. Şu ayarlarımı yapıyorum. Yeniden merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorduk. Bugün uzaktan algılama, şöyle derli toplu bir canlı yayın yapma fikrim uzun zamandır vardı. Bu konuyla alakalı çok fazla da istek vardı. İstekler doğrultusunda bir canlı yayın yapalım dedik. Herkes hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Emine Tokmak merhaba demiş. Merhabalar Emine Hanım. Nurullah Yangır hep merhaba hocam demiş. Merhabalar Nurullah Bey, hoş geldiniz. Arkadaşlar aynı zamanda uzaktan algılamayla alakalı farklı konularda band kombinasyonları ve sınıflamalarla alakalı bir kursum. Şimdi Udemy'de yayınlanacak birkaç gün içerisinde. Bir de Russell yöntemiyle erozyon risk analizi kursu hazırlıyorum. Onu da inşallah bir hafta 10 gün içerisinde paylaşacağım sizlerle. Bu arada yayına katılan arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Özel videolardan yararlanmak isteyen arkadaşlar da katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirler. Herkes hoş geldi. CBS Harita Dünyası merhaba demiş. Mehmet merhaba hocam, uzaktan algılama teorik tekrar yapıyordum ben de. Algılama tipleri nedir vesaire demiş. İyi, hoş geldiniz o zaman. Bu arada arkadaşlar bağış yani süper chat özelliği aktif oldu kanalımda. Kanalıma gönlünüzden koparak destek vermek isteyen arkadaşlar o chat kısmında dolar işaretine tıklayarak süper sticker ve süper chatlerden de destek verebilirsiniz kanalıma. Teorik bilgilerle bugünkü dersimize başlıyoruz. Uzaktan algılamada biliyorsunuz bu tarz çalışmaları yapabilmemiz için öncelikle elimizde bir uydu görüntüsünün olması gerekiyor. Uydu görüntüsünlerinde farklı cihazlar, algılayıcılar tarafından bunları biz elde ediyoruz. En yaygın kullanılan, en fazla kullanılan bildiğimiz nedir? Mesela Landsat 8, Landsat 7, Landsat 4-5 ya da Sentinel 2 gibi uydu görüntüleri çeşitlerimiz var bizim. Bunları nereden indirdiğimizden başlayalım öncelikle. Earth Explorer, bu uzaktan algılama ve CBS ile ilgilenen arkadaşların çok fazla girip yararlandığı bir web sitesi. Bu web sitesinden öncelikle çalışma alanımızla alakalı verileri indiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle arayüzümüz bu. Buradan veri indirebilmeniz için, bu arada sesim iyi geliyor mu? Ses ve görüntü kalitesiyle alakalı bir problem var mı arkadaşlar? Varsa belirtirseniz memnun olurum. Ben uzun süredir memleketteyim. Ankara'ya gidemedik bir türlü. Memlekette kaldığımız için bu haftaki yayınımı memleketim Kütahya'dan yapıyorum. İsmail Acı merhabalar demiş. Merhabalar İsmail Bey, hoş geldiniz. 19 arkadaşımız şu an bizi izliyor. Ragıp Nurullah Bey ses iyi demiş. Tamam o zaman. Mehmet Akif Çelenk ses görüntü iyi demiş. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar hocam. Aha baş Ahmet. Hayırlı akşamlar Ahmet. Sen de hoş geldin aramıza. Evet arkadaşlar. Görüntüleri indirdiğimiz web sitesi burası. Earth Explorer. Ben genellikle Landsat 8 görüntüleriyle çalışmayı tercih ediyorum. Şimdi uzaktan algılama arkadaşlar, yani şöyle spesifik bir konu değil. Derya deniz. Yani siz tarım alanında da uzaktan algılama çalışması yapabilirsiniz. Kıyı şeridi analizi de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Jeolojik araştırmalar da yapabilirsiniz. Jeomorfolojik araştırmalar da yapabilirsiniz. Bitki örtüsüyle alakalı araştırmalar da yapabilirsiniz. Hani derya deniz dediğim gibi sizin çalışma konunuz ne ise o konuyla alakalı kısma yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Elvan Baykal merhaba hocam demiş. Merhaba, hoş geldiniz. Kadir Tatlıdil iyi akşamlar hocam demiş. İyi akşamlar Kadir Bey, siz de hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bu siteye üye olmanız gerekiyor. Ben burada üye oldum ve üye olarak giriş yaptım. Login oldum. Login olmadan buradan bir veri indirmemiz söz konusu değil. Yakınlaşıyorum. Çalışma alanı olarak nereyi seçtim ben? Antalya, Kumluca bu kısmı seçtim. İşte burada seraların ve orman örtüsünün yoğunun olduğu, aynı zamanda deniz kenarı, bu bölgeyi seçtim çalışma alanı olarak. Gördüğünüz gibi. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapabiliyoruz. Search kriter ekranında Geocoder kısmında
Ekrandan da seçebiliyoruz çalışma alanını. KML Shapefile Upload kısmından ise KML ya da KMZ ya da Shapefile verilerimizi ekrana yükleyip onun üzerinden de seçim yapabiliyoruz. Ben burada Geocoder kullanıyorum ve burada ekranı şu şekilde tarıyorum. Taradıktan sonra bir de arkadaşlar yıllara bağlı değişim analizleri de yapabilirsiniz. Burada Landsat'ın 1984'ten günümüze kadar veriler var. Mesela 84'ten günümüze kadar belirli aralıklarla veri çekmenizi de nasıl yapacaksınız onu da göstereyim. Ben mesela 2020 ve 2021 arası son 1,5 yıllık periyottaki bir verileri taramak istiyorum. Önce çalışma alanımı seçtim ekrandan. Daha sonra geliyorum. Altta bulunan Date Range kısmından yılı seçmem gerekiyor. Hangi tarih aralığında seçeceksem onu seçiyorum. Burada Search From hangi tarihten hangi tarihe kısmına geliyorum ve buradan 2020 yılını seçiyorum. 2020 yılının Mart ayının 1'inden yani 1 Mart 2020'den ne zamana kadar olsun? 1 Haziran 2021 tarihi aralığındaki verileri görüntülemek istiyorum ben. Daha sonra dataset kısmından burası veri seçeceğim ekran. Hangi uydu algılayıcısıyla çalışacağım ben? Geldim buraya. Landsat'ı seçiyorum. Pardon. Landsat'ın altında bulunan Landsat Collection 1 ve bunun altında da yine Landsat Collection 1 Level 1. Bunun altında bulunan işte bakın Landsat 1 ve 5 var. Landsat 4, 5 var. 7 var. Bir de 8 var. 2012'den sonra olması lazım. 2012 ya da 13'ten sonrası için en düzgün görüntü Landsat 8. 13'ten öncesi için Landsat 7. İşte 90'lı yıllar, 95'li yıllar için Landsat 4, 5. 84 yılı için de Landsat 1 görüntülerini buradan seçebilirsiniz. Benim seçmiş olduğum aralıkta en düzgün görüntü Landsat 8 olacağı için buradan Landsat 8'i seçiyorum. Gelen uyarıya OK diyorum ve Result diyerek sonuçları listeliyorum. Bu şekilde çalışma alanıyla kesişen görüntüler geldi belli periyotlarda. Bakın sol tarafta tarihi yazıyor burada. 26 Mayıs 2021. Şuradaki Show Browse Overlay'e tıklayarak ekran üzerinde görüntüyü bir ön izleme yapabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim çalışma alanımın tamamını kapsamıyor. Yalnızca görüntünün bir köşesi benim çalışma alanımla kesişiyor. Bu benim işime yaramaz. O yüzden bunu kullanmıyorum. Pardon. Devam edelim. Altındaki uydu görüntüsüne bakıyorum. Bunun da bakın yarısı benim çalışmalarımı kapsıyor. Şu alttaki mesela bakın bu benim çalışmalarımın tamamını kapsıyor. Bu verileri indirmek için de yine burada Download Options'a tıklayarak buradan en altta bulunan Level 1 Geotiff Data Product. Bunun da zaten boyutu en yüksek olandır. Çalışmalarınız neresi olursa olsun fark etmez. En büyük boyut olan budur. Bu şekilde ben verileri indirdim arkadaşlar. İndirdikten sonra veriyi bir görüntüleyelim. Ben bugün hem QGIS hem de ArcGIS ile ikisini de kullanarak entegre bir şekilde ikisini de kullanarak bu çalışmayı gerçekleştireceğim. Deniz Bey selamlar demiş. Hoş geldiniz. Deniz Bey bu arada kanalımızın 7-8 aylık üye olarak bize destek veren bir kişi. Teşekkür ederim huzurunuzda. Bu arada sormak istediğiniz soruları da bu beklediğimiz esnada bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Sohbet kısmından ben de soruları cevaplayabilirim bu süreçte. QGIS'in açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Landsat'ta 11 adet bandımız var bizim. Yani Landsat 8'de 11 adet bandımız var. Bu bantlar ne anlama geliyor? Bu bantlarla neler yapabiliriz? Ve bu bantların çözünürlüğü nedir? Ondan bahsedelim biraz. Burada bant 1 dediğimiz birinci bant kıyı aerosol olarak geçer. 30 metre çözünürlüktedir. İkinci grup dediğimiz ikinci bant, bant 2 görünür mavi olarak geçer. Onun da adı işte şu şekilde hani mavi olarak geçer. Blue diye geçer. Üçüncü bandımız bant 3 görünür yeşil olarak geçer. Green.
Green diye geçer. Hani bazen kurcalamışsanız internetten, hani bu tarz çalışmaları kurcalamışsanız, bakmışsanız eğer orada karşılaşmışsınızdır. Dördüncü bandımız red, green, red, kırmızı, görünür kırmızı olarak geçer. Beşinci bandımız yakın kızılötese. 30 metre çözünürlükte, bakın buraya kadar geldiğimiz hepsi 30 metre çözünürlükte. Altıncı ve yedinci yine yakın kızıl. Bunlar da NIR ve SWIR diye geçer. Bakın beşinci bandımız NIR. 6 ve 7 01 02 olarak geçer. Bunu NDVI analizlerinde mesela yapmışsanız bunlara çok fazla rastlamışsınızdır. Sonrasında 8. bandımız bizim en yüksek çözünürlüğe sahip bandımız, 15 metre çözünürlüğe sahip pankromatik band olarak geçer. Normal Landsat 8'de görüntüyü keskinleştirme pan sharpen işlemini yaparken 8. banttan yararlanarak görüntüyü biraz daha keskinleştiriyoruz. 9. grubumuz Sirius olarak geçer. Sirius bir bulut ismidir. Daha yüksekten çekilmiştir ve biraz hani bulduktur. Bu fazla kullanılmaz. 30 metre çözünürlüktedir. 10 ve 11 ise 100 metre çözünürlükte uzun dalga boyu kızılötesi daha uzaktan algılanmış görüntüleri ifade eder. Botan merhaba abi demiş. Merhabalar, hoş geldiniz. E016 hocam QGIS ArcGIS farkı ne demiş. Bunu önceki videolarımızdan da anlatmıştım çok fazla. Sorulan bir soru. ArcGIS nasıl diyeyim size? Futboldan örnek vermek gerekirse ArcGIS Şampiyonlar Ligi, QGIS bölgesel lig ya da ulusal lig gibi diyebilirim. Yani en profesyonel çalışmaların yapıldığı yazılım ArcGIS. Ücretli bir yazılım. Ezre firmasına ait. QGIS ise ücretsiz olan masaüstü yazılımı, uygulaması. Ondan da yine ArcGIS'te yapmış olduğumuz çoğu işlemleri yapabiliyoruz ama tamamını yapamıyoruz tabi. Hüseyin Kustoğlu. Hocam merhaba, iyi yayınlar. Ben ArcGIS Pro'da portala bağlanma sorunu yaşıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz? Hesap girişi yapamıyorum. Portalda sadece normal programda hesap açılıyor. ArcGIS Pro ile alakalı çok fazla bir bilgim yok. Ne yazık ki. Nasıl yapacağınızla alakalı bir öneride de bulunamıyorum şu anda. Bantlarımız bunlar arkadaşlar. Bantlarımızın özellikleri bunlar. QGIS yazılımında herhangi bir çalışmada, yani uzaktan algılama çalışmasında herhangi bir işlem yapmadan önce, bu NDVI analizi olabilir, işte NDVI, NDBI ya da herhangi bir analiz ne olursa olsun, bu çalışmaları yapmadan önce kesinlikle atmosferik düzeltme ve radyometrik düzeltmeleri yapmamız gerekiyor. Bir de görüntümüz kayık gelmişse eğer, yersel koordinat noktaları atarak koordinatını da düzeltmemiz gerekiyor. İbrahim Kahraman, iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkürler İbrahim. Hoş geldin. Canlı yayınlarımızın müdavim arkadaşları geliyorlar. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah. Bu arada yayınımı da beğenirseniz memnun olurum. Canlı yayını izleyen arkadaşlar. Botam. Hocam dün kentsel ısı ada etkisi. 10. band üzerinden çalıştım. Görüntümün çözünürlüğü çok kötüydü. Neredeyse indirdiğim görüntüyü fark edemiyordum. Evet, 10. bandta çözünürlük kötü oluyor arkadaşlar. Keyifler sarı lacivert. Evet, keyifler benim de sarı lacivert. Şimdi arkadaşlar, ne demiştik en son? QGIS'te arkadaşlar SCP dediğimiz bir uzantı var. Semi Automatic Classification, yarı otomatik sınıflandırma diye bunu Türkçeleştirebiliriz. Burada otomatik olarak biz şimdi atmosferik düzeltmelerimizi ve diğer pankromatik image işlemlerini yapacağız. İbrahim Kahraman, iyiyiz hocam, sınav haftasındayız. Dönem bitiminde az kaldı, siz iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür. Devam çalışmalara son hızıyla devam ediyoruz. Hocam QGIS'te yaptığımız haritaları internette link yapısı şeklinde yükleyebiliyorum. Fakat ArcGIS'te olmuyor. Neden acaba? Ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Bir de bu arada arkadaşlar haftaya olması lazım. Ankara'da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği CBS uzmanlığı sınavı var. 4 yıllık lisans mezunlarının girdiği. Aranızda bu sınava katılan arkadaşlara da
Katılmayı düşünen arkadaş var mı? Varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinizden bahsedebilirsiniz. Şimdi SCP'ye tıklıyorum. Kırığı var mı QGIS'in demiş. QGIS zaten ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz indirebilirsiniz. Burada plugin, eklentiler, plugin kısmından da SCP Semi Automatic Classification eklentisini ekleyip bunun üzerinden çalışacağız şimdi biz. Burada pre-processing yani ön işlem, görüntü ön işleme kısmında seviye 4 mü, seviye 6 mı? İşte ben de bakalım o sınava gireceğim. Hani sınavda neler oluyor? Çok fazla soruluyor bana. Hangi sorular soruluyor, konularına diye. Ben de bir sorulara bakmak için o sınava gireceğim haftaya. Bakalım. Haritalarım internette gözüküyor. QGIS Online'da. Evet. Devam edin. Şimdi burada arkadaşlar hangi görüntüyle çalışacağım ben? Aster mi, GOES mi, Landsat, MODIS, Sentinel 1, 2, 3 gibi. Burada tipler var. Ben burada Landsat'la çalışacağım için Landsat seçiyorum. Çalışacağım uydu görüntülerini buradan Drive Directory Containing Landsat Band kısmından tıklayarak görüntüleri seçeceğim önce. Geldim. Bilgisayarımın A diskinde harita 2021-6 uzak algılamada burada 2020'ye ait 8. ayın görüntüsünü indirdim. Klasörü seçtim buradan. Sonrasında inşallah hata vermez bakalım. Şurada bir de MTL dosyamız var arkadaşlar. Şu sonu uzantısı MTL dosyası. Bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtim. Sonra burada ben hangi işlemler yapacağım? Atmosferik düzeltme. Onu seçiyorum. Aynı zamanda pan sharpened yani görüntü keskinleştirme işlemini de yapmak için yani pankromatik banttaki 8. banttaki 15 metre çözünürlükten yola çıkarak görüntümün çözünürlüğünü artırmak ve görüntüdeki detayları keskinleştirmek için bu işlemi yapmam gerekiyor. Pan sharpening diye geçiyor bu işlem. ArcGIS'te de yapılıyor da ben burada daha hızlı ve daha kolay yapıldığı için bunu yapıyorum. Run dediğimde bana kayıt yerini, klasörünü soracak. Geldim buraya. Sağ klik yapıyorum. New. Yeni bir klasör açıyorum. 08-2020 alt tere düzeltme yazıyorum arkadaşlar. Bakın işlemleri. Ben önce bunları klip yaptım. Sonrasında düzeltme diyorum. Şu an işlem başladı. Bakın. Semi Automatic Classification Plugin şu an atmosferik düzeltme işlemlerine başladı. Senan Taplıgil. Selam. Nehir havzasında orta meyillilik nasıl tahlil edebilirim? Azeriyim. Bilmem anladınız mı sordu mu? Anladım. Yani tam anlayamasam da ne demiş? Orta meyillilik nasıl bir şey oluyor ki? Tam anlayamadım ya. Siz bir daha ifade edin kendinizi. Hava Şahmet. Hocam lisanslı ile crackli ArcGIS arayüzü arasında ne gibi farklar var? Yani ben lisanslı kullandığım için çok fazla hani hata almıyorum. Crackli'de bazı uygulamalarda hata alınabiliyor. Bir de ben hani ticari bir iş yapmış olduğum için sonuçta YouTube'da orada burada ticari işlerle ilgilendiğim için de lisanslı ürün kullanıyorum. Bu işlem devam ediyor. Şimdi arkadaşlar işlem devam ederken ben indirmiş olduğum görüntüleri çağıracağım. Şimdi burada İndirmiş olduğum görüntüler şunlar bakın. 1'den 11'e kadar bantlar. Çağırdım arkadaşlar. Bakın şurada B1, B2 falan yazıyor. Bunlar bantların isimleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bantların normalde siyah beyaz görünüyor. Biz bunları renklendirmek için hani olaya ilk defa yeni başlayan arkadaşlar hani bunlar siyah beyaz vesaire bazen zorlanıyor bu çalışmalarda. Şu an bunlar 30 metre çözünürlükte. Benim bu görüntülerden renklendirme almam için bu görüntüyü renklendirmem için çeşitli bank kompozisyonları yapmam gerekiyor. Biraz da o konuya değinelim. Şimdi bunlar bantlarımızın özellikleriydi. Bahsetmiştik. Bir de band kombinasyonu dediğimiz, band kompozisyonu dediğimiz işlem var. 2-3 görüntüyü birleştirerek bu görüntülerden yeni görüntüler elde edebiliyoruz. Doğal renk dediğimiz, bu ses geldiğinde QGIS'teki işlem bitmiş demektir.
Doğal renk dediğimiz RGB diye geçer. 4-3-2 isimli bir kombinasyonumuz var. Bu normal uydudan baktığımızda, Google Earth'ten falan baktığımızda normal görmüş olduğumuz uydu görüntüsü rengini verir bize. Bunun için arkadaşlar sıralama önemli. Şuradan 2-3-4 yaparsanız yanlış olur. 4'ü üste koyup 4-3-2 yapabilirsiniz. Bu arada kanalımın süper sticker ve süper chat özelliği açıldı arkadaşlar. Sohbetteki dolar işaretine tıklayarak kanalıma bağış yapmak isteyen, destek vermek isteyen arkadaşlar oradan süper sticker ve süper chat'ten destek olabilirler. Şimdi burada 4'ü en üste taşıyorum şuraya. 3'ü onun altına taşıyorum. Burada bakın 4-3-2 kombinasyonunu yaptım. Daha sonra Image Analyze bu tool'un nereden geldiğini göstereyim. Windows'un altında bulunan Image Analyze'ı açıyorum. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle biraz açalım. Burada 4 klavyeden kontrol tuşuna basarak 4-3-2'yi seçiyorum. Daha sonra altta bulunan Processing'deki Composite Band'a tıkladığımda bu bantları birleştirme yapıyor arkadaşlar. Bakın biraz önceki görmüş olduğunuz siyah beyaz bantlar şu an doğal renk dediğimiz RGB görüntüye kavuştu. Ancak 30 metre çözünürlükte şu anda. Biraz önce yapmış olduğumuz pan sharpen işlemi sayesinde 15 metre çözünürlükte pankromatik band olarak görüntüleyip daha yüksek çözünürlükte ve daha keskin kenarlı bir görüntüye erişeceğiz. Ahmet Nazlı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında sorgulamayı nasıl yapıyoruz hocam? Neyi sorgulamak istiyorsunuz mesela Ahmet Bey? Zekeriya Konurhan, Ahmet hocam bu Word dosyasını gönderme imkanınız var mı? Bu benim çalışma sayfam arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşlara maillerini yazsınlar çete. İsteyen arkadaşlarla bu çalışma sayfamı paylaşabilirim. Sizler de yararlanabilirsiniz. Şimdi bu 4-3-2'yi yaptık bakın. Bu arkadaşlar bakın yakınlaştığımda çözünürlük bozuluyor. Şu an benim yapmış olduğum işlem hani bu işlemlerin isimlendirilmesini yani jargonunu, terimlerine hakim olalım biraz. Bu yapmış olduğumuz görüntü doğal renk olarak geçer. Natural color ya da RGB diye geçer. Bir de multispektral görüntümüz var bizim. İndirmiş olduğumuzda direkt indirdiğimizde yani Earth Explorer'dan direkt indirdiğimizde multispektral bir görüntü var. Bir de onu açalım. Bakın şu uydu görüntüsü var. Şöyle çapraz bir uydu görüntüsü var. Onu nasıl yapıyoruz? Bakın mesela onu çağıralım. Bu da bir multispektral görüntü. Direkt bunun üzerinden çalışan arkadaşlar da var. Çalışmanızı ben tavsiye etmem. Hocam köy yerleşim alanının içinde ve dışında kalan yapıları sorgulamam lazım. Ödeviniz var. Elinizde sayısal olarak yapı, bina verisi var mı? Ahmet Bey. Muratcan Gökdemir. Kanalımıza destek olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi multispektral görüntüyü çağırdım. Bakın şimdi bu görüntü arkadaşlar bozuk bir görüntü. Yani görmüş olduğunuz gibi düzeltme yapılmamış bir görüntü. Bu görüntüden düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle çalışma alanını şu şekilde draw'dan çiziyorum. Çizdikten sonra Image Analyze'dan multispektrali processing'den clip yapıyorum. Clip yaptığımda bakıyoruz. Clip yaptığımda düzeldi bakın arkadaşlar. Normal multispektral bu. Clip multispektral bu. Şimdi multispektral görüntü ve doğal renge bakalım. Aradaki fark şu. Bakın. Hani multispektralde bakın biraz daha açık tonlar var. Ama bizim doğal renk dediğimiz RGB'ye baktığımızda bakın hani bu multispektralden yararlanarak hani herhangi bir sınıflama orman işte yerleşim, su, tarım arazisi gibi bunlara yapamayız. Gördüğünüz gibi.
Şimdi bir de pan sharpen yapacağız. Onun görüntüsüne bakalım. Bina verileri var hocam ama 1/25.000 ölçekli çevre düzeni verisine sorgulama yapamıyorum. Bana özelden sonrasında ulaşırsan Ahmet sana yardımcı olabilirim. Ben şuradan arkadaşlar bu arada duyurulardan ve yapmış olduğum yayınlardan takip etmek isteyen arkadaşlar için kişisel Instagram adresimi paylaşıyorum. Kargın Ahmet yorum kısmından. Buradan bana özelden de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınları ve bu tarz yapmış olduğum etkinlikleri bu Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Şimdi atmosferik düzeltme ve diğer işlemlerin yapıldığı düzeltilen verileri çağırıyorum arkadaşlar. Bakın burada ne var şu an? Başında pan yazan veriler 4, 3, 2 yani 2. 3. ve 4. bantlar. Hangi bantlardı bunlar? Hemen bakıyoruz Word dosyamızdan. 2. bant görünür mavi. 3. bant görünür yeşil. 4. bant görünür kırmızı. Yani RGB dediğimiz 4, 3, 2 doğal renk kombinasyonunun yapıldığı bantlar pan sharpen'ın yapılmış hali var. Bir de normal hali var. Şimdi bunları çağırıyorum. Tamamını çağırıyorum. Aradaki farkı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani atmosferik düzeltmeden önce sonra, pan sharpen'dan önce sonra gibi aradaki farkları sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi Table of Contents'e geldim. Tamamını kapattım. Buradaki normal atmosferik düzeltmesi yapılmış ama keskinleştirme işlemi yapılmamış 4-3-2 kombinasyonunu yapıyorum. Geldim yine Image Analyze'a. Buradan 4-3-2 kombinasyonunu yapıyorum. Bu da atmosferik düzeltmeleri yapılmış veri. Aradaki farka bakalım şimdi. Renk tonunda bir fark gördüm ben şu ana kadar. Fazla bir fark yok. Ama esas farkı şimdi göreceğiz arkadaşlar. Web sistem kapandı evet. Yani onu düzenleyip yeniden açmayı düşünüyorduk ama bir türlü fırsat olmadı. Şimdi geldim. Pan sharpen işlemi yapılmış. Pankromatik bantlar üzerinde bir birleştirme yapıyorum. Pardon, kombinasyon yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da çözünürlüğü yüksek veri. Aradaki farka bakalım. Bu 30 metre çözünürlük. Bu 15 metre. Aradaki farkı haritaya yakınlaşarak daha iyi anlayabilirsiniz. Burası bir yerleşim yeri bakın. Net bir şekilde belirgin. Bu şu an ekranda görmüş olduğunuz bant 30 metre çözünürlükteki normal. Şu an pankromatik image dediğimiz keskinleştirilmiş bant. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor yayın? Keyifler yerinde mi? Anlaşılıyor mu anlattıklarım? Şimdi bunları farklı kaydedeceğiz arkadaşlar. Bantlarımızı. Güzel gidiyor hocam demiş Ahmet değerli. Şimdi bu işlemleri yaptım. Kompozit olarak sağ klik yapıyorum buna. Data, export data diyorum. Kayıt yerine geliyorum arkadaşlar. Bakın cell size kısmı. Geç girdim ben, ne yapıyoruz? Şu an amaç ne hocam demiş. En başında vardınız sanki siz. Şu an uzaktan algılama uygulamalarına bir giriş yaptık. Görüntü indirme, düzeltmeler yapma, görüntü ön işleme işlemlerini yapıyoruz. Şimdi buraya uydu ismini vererek bir klatör açtım. Bunun altına punch yazıyorum. Alt tere 4-3-2 yapıyorum. Yani pankromatik yapılmış olarak bunu, bakın 131 MB boyutunda bunu dışarıya aktarıyorum. Yes diyorum. Evet diyorum. Geldi arkadaşlar görüntüm. Şu. Pankromatik bantım benim. Şimdi diğer Suhalim'e cevap verin. Instagram'dan özelden ulaşabilirsiniz bana. Sena Hanım. Sena Hanım
Çağatay Kadir Yağcı hangi harita bölümü için çalışmalar mı bunlar? Kolay gelsin hocam. Yani harita bölümü olur, coğrafya olur, CBS ile alakalı uzaktan algılama çalışmaları yapan arkadaşlar için uygulamalar bunlar. Şu da normal görüntümüzdü. Bunu da kompozit diye aktaracağım. 4-3-2 ismiyle aktarıyorum. Bu da bakın 30 metre çözünürlükte ve 32 megabayt boyutunda. Erdas programı da tabii o da iyi ama ben buna alıştım. O yüzden bu konu üzerinden devam ediyorum. Hocam konu nedir acaba? Sonradan geldim demiş Fatih Bey. Konu uzaktan algılama ile alakalı derli toplu baştan sona bir eğitim talebinde bulunmuştu takipçilerimiz. Onunla alakalı görüntü indirme, görüntü ön işleme, sonrasında band kompozisyonları ve işte NDVI, NDBI analizleri artı kontrolü sınıflandırma bu tarz işlemleri yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir de multispektralimiz vardı bizim. Nerede o? Bir de multispektrali de exportlayalım. Aradaki farklara bakarız arada. Multi. Evet arkadaşlar, kanalımıza destek olmanı isteyen arkadaşlar için chat kısmındaki dolar işaretine tıklayarak süper sticker ve süper chat ile bağışta bulunarak destekte bulunabilirsiniz. Şimdi boş bir sayfa açıyorum. Düzeltilmiş görüntüleri çağırıyorum ekrana. Düzeltilmiş görüntüler bunlar. Şimdi arkadaşlar çalışma sayfamızdan Word'den devam edelim. En fazla uzaktan algılamada duymuş olduğunuz analiz nedir? Mesela NDVI analizi sürekli duymuşsunuzdur bunu. Ne demektir? Normalize edilmiş bitki örtüsü fark endeksi olarak Türkçeleştirebiliriz. Şöyle bir açıklaması vardır bunun. Yani uzantısı vardır. Bakın NDVI eşittir. NIR eksi RED bölü NIR artı RED. NIR ve RED ne demekti? Biz bunu dersimizin başında anlatmıştık. NIR arkadaşlar 5. band, RED 4. band. Yani 5. banttan 4. bantı çıkartıp bölü 5. bant ve 4. banta topladığımıza bölersek eğer arkadaşlar biz NDVI analizi yapmış oluyoruz. Yani sağlıklı bitki örtüsüne ulaşmış oluyoruz. Bunun sonuçları var mesela nedir bakın. İşte eksi 1 ile 0 arasındaysa su kütlelerini temsil eder. Eksi 0.1 ile 0.1 arası çorak toprakları, kumulu ya da karı temsil eder. 0.2 ve 0.5 arasında ise çalıları, otlakları ve yaşlanan bitkileri temsil eder. 0.6 ile 1.0 arasında ise yoğun bitki örtüsünü, gür, tropikal yağmur ormanları gibi sağlıklı bitki örtüsünü temsil eder. Yani biz neyi arıyoruz burada? Sağlıklı bitki örtüsü, klorofil, dalga boylarına göre yakın kısıtlı nir ve yeşil ışığı yansıtır. O yüzden bu yeşil ve niri yansıttığı için biz 5. ve 4. bantlar üzerinden kompozisyon yaparak bir görüntü elde ediyoruz ve buna biz NDVI analizi diyoruz. Şimdi atmosferik düzeltme yapmış olduğum bantlardan 4. ve 5. bandı çağırıyorum ekrana. Bakın 5. ve 4. bant. Şimdi Arc Toolbox'a geliyorum arkadaşlar. Yayını beğenirseniz bu arada arkadaşlar memnun olurum. Kaç dakika oldu? Bayağıdır yayındayız. 32 arkadaş var. Gayet güzel bir sayı. Önceki canlı yayınlarımızda olduğu gibi. Arc Toolbox'a geliyorum. Bakalım. Gelemiyorum. Biraz geç geliyor. Burada spatial analizin altında bulunan Map Algebra, Raster Calculator. Bu raster veriler üzerinde işlem yapacağımız ekran. Şöyle 5. ve 4. bandı gördüm. Hatta buna
şöyle de yapabiliriz. Arkadaşlar, bizim 5. bandımızın adı neydi arkadaşlar? NIR. Şöyle yapalım. Kısaltalım. 4. bandımızın adı neydi? RED. Şimdi bir kısaltma yaptık kendimiz için. Yeniden raster calculator açıyorum. Bakın NIR ve RED. Formülümüz neydi? NIR eksi RED bölü NIR artı RED. Bunun için parantez açarak yapacağız tabii bu işlemleri. Parantezi açıyorum. Buradan float'a tıklıyorum. Float. Gerçi dur pardon. Şöyle yapalım. Float. Buradan float'a tıklıyorum. NIR eksi RED parantezin dışına geldim. Bölü. Yine float'a tıklıyorum. NIR artı RED. Bakın formülümüz neydi arkadaşlar? NIR eksi RED bölü NIR artı RED. MDVI analizinin formülü buydu. Şimdi kayıt yerini otomatik seçti ben. Okey diyorum. Hocam konuyla alakasız ama Netcat'te sol kısımdaki referanslar yazısı kayboldu. Uğraşıyorum hiçbir yerde bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz demiş Atıf Bey. Netcat'ten çok fazla anlamıyorum. Anlayan arkadaşlar varsa eğer yoruma yazabilirler. Botan harita mühendisleri katılabiliyor mu hocam? Tabii ki katılabiliyor. Evet arkadaşlar NDVI analizimizin sonucu bu bakın. Artı 1'den eksi 1'e doğru. Görüntüyü biz şu şekilde yapıyoruz. Sağlıklı bitki örtüsünü yeşil, sağlıksız bitki örtüsünü kırmızı yapıyoruz. Eksi 1 neydi arkadaşlar? Geliyoruz hemen Word'ümüze. Su kütlelerini temsil eder. Bakın su kütlesi. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta biz şu sınıflamayı yapalım. Geldim Table of Contents'e. Büşra Kömpe, iyi yayınlar hocam. Tatilde bile sizleri takip ediyoruz. Fethiye'den selamlar demiş. Teşekkür ederim Büşra Hanım. Sizler de katıl butonumuz aktif olduğundan beri 7-8 aydır kanalımıza vermiş olduğunuz destekler için ben de arkadaşlar huzurunda size teşekkür ediyorum. Size de iyi tatiller diliyorum. Nokta yakalamayı kapat demiş. E06 biraz önceki arkadaşa yardımcı oldu galiba. Şimdi skalamızı yazıyoruz burada. Şurasına 0 yapıyoruz. 0 mıydı? Bakalım. Ha, şöyle yapalım. Eksi 0,1. 0,1. Bir de neydi? Yani 0,2,0,5. Altı sınıf mı yapalım bunu? Eksi 0,1. 0,1. 0,2. 0,5. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar burası suları temsil ediyor. Bu şöyle yapalım. İşte NDVI bitki örtüsünün sağlıklı görüntüsüne bu şekilde. Onda mı? Ben onda mı diye mi paylaşmıştım? Oktay Bey. Şu an şüpheye düştüm ben. 8 değil miydi ya? Ben... Şu an... Yok 8'miş. Siz yanlış görmüşsünüz Oktay Bey. 20.00 demişim canlı yayına. Evet arkadaşlar şu an görüntümüz bu. Bunun da lejantını buradan yapabiliriz. Şu an biz bir NDVI analizi yaptık. Sağlıklı bitki örtüsü. Mesela bunu hemen sağlamasını şöyle yapalım. Altına oluşturmuş olduğumuz pankromatik görüntüyü çağırarak bir sağlama yapalım. Kontrol yapalım. Bakın. Zaten kar görüntüsünün olduğu yer. Ormanın olduğu yer. Çok bariz bir şekilde görünüyor. Şehirde de hani
düşük bitki örtüsü olarak algılanmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu bir NDVI analiziydi arkadaşlar. Bir de bu tarz bir analize örnek vermek gerekirse yine bir analizimiz var. Normalize edilmiş, ne denilebilir buna? Türkçesi ne olur ki bunun? Burada da sıvır ve niri şey yapıyoruz. Arazi kullanımlar da genelde kullanılıyor bu analiz. NDBI olarak geçiyor. Deniz Bey yazmış. Akif Bey katman yöneticisinin hemen altında ortada şekilde bir yerde olur. Ona çift tıklayın gelir demiş. Oo, şu an 47 kişiye ulaştık arkadaşlar. Yayını izleyen arkadaşlar kanalımızda süper chat özelliği aktif oldu. Sohbette bulunan dolar işaretine tıklayarak süper sticker ve süper chat'ten kanalıma bağışta bulunarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Normalize edilmiş. Buradaki bu build up indeksi, indeks analizine bakalım. Burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? 6'dan 5'i çıkartıp 6'dan 5'e topladığımızda bölüyoruz. Yani sıvır eksi nir bölü sıvır artı nir. Geliyorum. Görüntüleri ekliyorum buraya. 5 ve 6'ya. 5 zaten vardı. Nir var. 6'yı ekliyorum. 6'nın adına da ne yazıyorum? Sıvır yazıyorum buradan. Şöyle. Sıvır ve nir üzerinden bir analiz yapacağız. Sıvır eksi nir bölü sıvır artı nir gibi. Şimdi ArcToolbox'tan Map Algebra'ya geliyorum yine. Raster Calculator. Geldim buraya. Float sıvır eksi nir bölü float sıvır artı nir. Özkan Yağcı kolay gelsin Ahmet Hocam demiş. Teşekkürler Özkan Bey. Okey diyorum. Bunları kaydetmedim bu arada. Ben bir kaydedeyim. Bu da NDBI analizimiz. Bunun da bir renklendirmesini yapalım şöyle. Bu da arazi kullanımında genelde kullanılıyor. İşte tarım arazilerini, ormanlık alanlara, yerleşim alanlarını şu şekilde görmemize sağlıyor. Biz bunları farklı kaydedelim. Sağ klik yaparak data, export data diyorum. Ve bu NDBI olarak kaydediyorum. Arkadaşlar uzaktan algılama ile alakalı çalışmalarımız devam etsin mi? Hoşunuza gitti mi bu? Talep varsa devam edebiliriz. Ben seviyorum bu konuları. Uydu görüntüsü ve uzaktan algılama konularına benim ilgi alanıma giriyor. Eğer sizlerin talebi olursa devam edebiliriz bu tarz çalışmalara. Ne dersiniz? Devam edelim mi? Evet, bence uydu görüntüleriyle devam etmeli demiş Deniz Bey. Benim zaten aklımda şey vardı işte jeoloji ile alakalı ve jeomorfoloji ile alakalı uzaktan algılama çalışmaları yapmayı planlıyorum video olarak ya da canlı yayın olarak. Zekeriya Konurhan Etsin Hocam demiş. Habaş Ahmet evet demiş. Oktay Bey artı bir demiş. Hocam heyelan haritası yapar mıydınız demiş. Kuis Kurbanov yapıyor. Onunla alakalı bir kursum var. Hocam ben tarihe göre nasıl görüntü alabilirim? E06 videonun başında, canlı yayının başında anlatmıştım konuyu. Nasıl tarihlere göre aldığımızı. Şura Kömpe devam edelim hocam. Gayet iyi oluyor demiş. Tamam arkadaşlar. Devam edelim o zaman. Şimdi bir analizimiz daha var. Hocam PDF atarsanız bana da mükemmeldi. Hocam hidroloji analizleri de yapın lütfen demiş. Tamamdır. Şimdiki yapacağımız ise arkadaşlar bir de NDVI var. WV ile. Biraz önceki normal V ile idi. Şimdiki WV ile normalize edilmiş su örtüsü indeksi de denilebilir. Bu arkadaşlar yangın riskini değerlendirmek için NDVI indeksi kullanılır. Bitki örtüsündeki nemin varlığını belirlemek için kullanılır. Daha yüksek NDVI WV ile değerlere yeterli nemi gösterirken düşük bir değer su stresini gösterir. Bu da yangın olan alanları belirlememize, uydu görüntüsünden belirlememize yardımcı olur. Yüksek NDVI değerleri mavi,
yüksek bitki su içeriğine ve yüksek bitki fraksiyonunun kaplamasına karşılık gelir. Su stresi dönemlerinde ise NDVI oranı düşecektir. Bununla alakalı bir çalışma yapacağız şimdi. Uzaktan algılama uygulamalarının devamını olsun demiş. Hocam kayıtlı olacak ise tabii ki demiş. Kayıtlı olacak ise derken zaten canlı yayın bittikten sonra kanalımdan bu videoyu yine izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an water yapıyoruz. Burada da ne demiş arkadaşlar? 5-6 bölü 5 artı 6 yani NIR-SIVR bölü NIR artı SIVR. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemi terse saracağız sanki. Şunu. NDBI'deki işlemi terse saracağız sanki. Yine R Toolbox'a geliyorum. Raster Calculator. Geldim. Ne demişti bize? Float'umu açıyorum hemen. NIR-SIVR. NIR-SIVR bölü float NIR artı SIVR. Bunu da direkt NDVI olarak kaydedelim. Uzaktan klasörünün içine NDVI yazamadım. NDVI olarak kaydediyorum. OK diyorum. Burada da yine şöyle yapalım. Bakalım hangi rengi yapsak ki burada. Şöyle yapsak nasıl olur? İşte su kalitesinin ve su varlığının yüksek olduğu ve az olduğu yerleri bu şekilde görebiliyoruz bu analiz sayesinde. NDVI analizi sayesinde arkadaşlar. Şimdi bizim başka çeşitli bant kompozisyonlarımız vardı. Bir de kıyaslama yapmak için, mukayese yapmak için bizim yapmış olduğumuz görüntü arkadaşlar şu an bu 8. aya ait. Bu yani yaz aylarına ait. Bir de kış aylarına ait bir görüntü indirdim ben. QGIS'e geliyorum. Videonun başını kaçıranlar için tekrar mahiyetinde. Bu görüntüleri buradan toplu olarak seçip kaldırıyorum. Daha sonra yine SCP uzantısını açarak burada preprocessing'de Landsat'a geliyorum. Şöyle yaptığımda buraları temizler. Burada şimdi bir de 2. aya ait görüntü var. Onu seçiyorum. MTL dosyamı seçiyorum. 2. aya ait MTL dosyamı seçiyorum. Yapacağım işlemler atmosferik düzeltme, kilit punch sharpness ve radyometrik düzeltme. Bunların tamamını tek bir seferde yapıyorum. Run işlemine tıkladığımda bana kayıt yerini soracak. Buraya bir klasör oluşturuyorum. Yeni diyorum. 02-2021 miydi bu? 21 alt-tire düzeltme ismini verdim. Tıkladım. Klasör seç diyorum ve şu an işlem başladı. Bunu alta indiriyorum. Şöyle. İşlem devam ediyor. Hocam Udemy derslerinin hepsini alıyorum. Devam hocam uzaktan algılamaya da. Evet. Udemy'deki. Bu arada Udemy'den kurslarımı almak isteyen arkadaşlar varsa durun almasınlar. Benim göndereceğim linkten alırsanız memnun olurum. Çünkü Udemy'den aldığınızda direkt Udemy'den girip aldığınızda indirimli de alsanız bana gelen gelir miktarı çok az oluyor. Benim vereceğim linkten alırsanız eğer hani bana daha fazla katkı sağlamış oluyorsunuz. Ben almak isteyenler için referans linklerini buradan bırakayım. İyi olur. Çünkü normal organik olarak Udemy sitesine girip aldığınızda bana gelen gelir miktarı biraz düşüyor. Yani bana destek olmak istiyorsanız eğer benim verdiğim linkten alırsanız memnun olurum. Şurada vardı galiba. Etkin kupon yok. Hemen bir kupon oluşturayım. Bugüne özel 27 liralık bir kupon oluşturayım. Hocam QGIS'ten indirdiğimiz verilerden demelde edebiliyor muyuz? Ben deneyip becerememiştim. Ona hiç uğraşmadım. Oo, 58 kişiye ulaştık arkadaşlar. Canlı yayın tarihimin en büyük rakamı şu anda. Şu an şöyle bıraktım. Bu işlem devam ediyor arkadaşlar. Bizim aynı zamanda bant kompozisyonlarına bakalım şimdi biraz. Bant kompozisyonlarında ne demiştim? Doğal renk için 4-3-2'yi yapmıştık. Mesela kentsel alan için
yanlış dediğimiz false color diye bir kavram var. Belki duymuşsunuzdur. False color kavramı şehir alanları, kentsel alan ve kentsel olmayan alanlara tespit etmek için kullanılan bir analiz türü. False color olarak geçer bu. Şimdi bunu yapacağız şimdi biz. False color 7-6-4 bantlarını kullanarak yapılıyor bu analiz. Hocam sınıf gruplarına yaydık videonuzu. Gelsinler gelsinler, güzel. Kalabalandık baya. Şimdi false color yapacağız arkadaşlar. 7-6 ne demiş? 7-6-4. Şimdi buradan 7, 6 ve 4. bantları çağırıyorum. Düzeltmeden. 4, 6, 7. Bunların sıralaması da önemli arkadaşlar. 7'yi üste alıyorum. Şöyle yapalım. 7'yi üste aldım. 6'yı onun altına. 7, 6, 4 band kombinasyonunu yaparak bir yanlış renk, false color elde edeceğiz şimdi. Buradan composite band diyorum. Şu an bakın false color arkadaşlar. Kentsel alanları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu yeşil tarzı renkler kentsel alanlar. Yani yeşil mi artık? Mavi tarzı, maviye benzeyen renk kentsel alanlar. Şunlar da. Onun dışındaki yeşil alanlar ise kentsel olmayan alanlar. Bu false color olarak bunu şu an kaydediyorum. Bakın çok gayet net bir şekilde çıktı. Hocam iyi yayınlar dilerim demiş Sevgi Kaya. Konu dışı bir sorum olacak. Elimizde koordinatlara göre değer listesi olsa onlardan bir kontur haritası nasıl oluşturabiliriz? Sevgi Hanım özelden bana ulaşın, yardımcı olayım. Merhaba hocam iyi yayınlar demiş Muhammed. O Muhammed Bey de yine uzun süredir kanalımıza destek veren üyelerimiz arasında. 7 aydır falan kanalımıza üye. Sizin huzurunuzda ona da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Şimdi bunu sağ klik yaparak data, export data diyorum ve kayıt yerine false color yazıyorum. Yanlış renk de diyebiliriz. Bunu kaydettim. Şimdi başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Renkli kızılötesi, bitki örtüsü için renkli kızılötesi gibi bir şey yapabilirim. Ben geçenlerde mesela orman yangınları analiz yapmıştım. Hani orman yangınından önceki görüntü ve orman yangınından sonraki görüntüyü analiz etmek istiyorsam eğer mesela renkli kızılötesi ya da sağlıklı bitki örtüsü dediğimiz 5-6-2 kombinasyonunu kullanabiliriz. Ya niye yanlış renk deniyor? Onun tam sebebini bilmiyorum Oktay Bey, Fatih Bey. Ama şeyle alakalı olabilir. Hani doğal renkte normal gördüğümüz renkler görünüyor ya, burada normalde gördüğümüz renkler gibi değil, başka görünüyor. Ondan dolayı olabilir diye düşünüyorum. Şu an sadece fikir yürüttüm. Şimdi biz renkli kızılötesini yapalım, bitki örtüsünü. 5-4-3 yapalım arkadaşlar. Bu da bitmiş bu arada. Bu arada açıkken QGIS'te de şey göstereyim. Buradan RGB'den 4-3-2 yaparak band kombinasyonunu burada da yapabiliriz. Şimdi hangisini yapacaktık arkadaşlar? Kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma yapabilir misiniz demiş Ahmet Değerlibey. Evet, videonun devamında onu da yapacağız. Muhammed Sait Çolak bu bilgiler için size teşekkür demiş. Rica ederim Muhammed Bey. Ben de elimden geldiğince öğrenmek isteyen, arayan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 5, 4, 3. Burada 4 var. 4, 3'ü çağıralım. Hatta 4, 3'ü pankromatikleri çağıralım ya. Şöyle yapalım. 5 de şuradaydı. Şöyle yapalım. 5, 4, 3. Arkadaşlar neydi 5, 4, 3? Renkli kızılötesi bitki örtüsü için. Bu renkli kızılötesini gösteriyor arkadaşlar. Renkli kızılötesi bu şekilde. Yani orman alanlarını, daha doğrusu bitki örtüsünün olduğu alanları ve şehir alanlarını görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz. Sulak alanlara.
Ahmet Hilmi Gülbay, hocam alterasyon haritası yapabilir misiniz bir derste? Onun için ayrı bir ders yapabiliriz. Talep varsa. Yusuf Fidan, iyi yayınlar hocam. Udemy'den kursunuzu aldım. Orta seviye kursunuz da var mı? Yani orta seviye için şunlara tavsiye edebilirim. Analitik hiyerarşi. Burada var mı bakalım? Şu. Şunu oluşturayım. Şuraya canlı ders yazalım. Şu an Taşkın Risk ve Heyelan Risk kurslarım var. Onları tavsiye ederim orta düzey için. Hani temeli geçip biraz ilerlemek, bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara o kurslarımı tavsiye ediyorum. O kurslarımda da yine gayet güzel bilgiler veriyorum. Burada hatta o kurslarımı alan arkadaşlar var. Muhammed Sait Bey olsun, Şura Kömpe Hanım olsun. Onlar bu derslerimden yararlandılar. Linklerini bıraktım. Yine bana özelden ulaşmak isteyen arkadaşlar için Instagram linkimi de bırakıyorum. Bana özelden yazmak, özelden ulaşmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan yazabilir arkadaşlar. Bu arada kanalımızın bağış özelliği de açıldı. Sohbetin yanında bulunan dolar işaretine tıklayarak Süper Sticker ve Süper Chat'ten bana bağışta destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. İyi yayınlar demiş Amani Alkadri. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Süleyman Timur. Merhaba hocam. İyi yayınlar. Daha önce yapılmamış bir analize başladığımızda veya başladığınızda ilk nereden başlayacağımıza veya başlayacağımıza nasıl anlayabiliriz? Tekerleme gibi bir soru olmuş biraz Süleyman Bey. Yani mesela ne analizi yapmak istiyorsunuz? Siz onu söyleyin. Ben ona göre size yardımcı olayım. Buna da biz ne diyelim? Kızılötesi diyelim. Kızılötesi ismiyle bunu kaydediyorum. Şeylerimize devam edelim. Analizlerimize devam edelim. Mesela ne var başka? Arkadaşlar tarım için arkadaşlar 6-5-2. Yani mesela tarımla alakalı çalışıyorsanız, tarımla alakalı bir uzaktan algılama çalışması yapmak istiyorsanız 6-5-2 bant kombinasyonunu yapmanız gerekiyor. Hemen açıyoruz. 6 burada, 5 burada, 2 nerede? Yok. Bir de ikimizi çağıralım. Şöyle yaptık. 6, 5, 2. Bu da arkadaşlar tarımla alakalı bir sınıflama. Bakın mesela ilk aldığımız uydu görüntüsünde deniz çok fazla net değildi. Hani kıyı şeridi analiz yapan arkadaşlar var. Bazen bana yazıyorlar. Hani YouTube'da bir videom var. Burdur Gölü'nün kıyı şeridi değişim analizini yapıyorum. Eğer kıyı şeridi değişim analizi yapıyorsanız bu tarz kombinasyonlar yaparak bakın kıyı otomatik olarak değişimini gözlemleyebileceğiniz bir görüntü elde ediyorsunuz. Bunun üzerinden kontrollü ya da kontrolsüz sınıflandırma yaparak çok rahat bir şekilde kıyı değişimini tespit edebilirsiniz yıllara bağlı olarak. Şimdi bir saniyenizi alacağım. Bu arada yayını izleyen arkadaşlar beğenirse memnun olurum. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olarak destek verirseniz de ayrıca memnun olurum. Bugün izlenme rekoru kırıyoruz. Şu ana kadar 667 arkadaş canlı yayınımıza katılmış. Bayağı kapsamlı bir yayın oldu. Hocam hangi analiz aklıma şu an gelmedi ama genel olarak sormak istedim. Tekerleme için kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Şimdi yani bir tarım analizinde bir analiz yapmak istiyorsanız öncelikle tabii ki bir literatür taraması yapmanızı tavsiye ederim. Literatürde insanlar bu konularla alakalı neler yapmışlar? Neler yapmışlar bir bakmanızı tavsiye ederim. Durun bir saniye. Sevgili Kaya Hanım. Hocam akış diyagramları ne için oluşturuluyor? Amacı nedir? Planlama gibi mi? Akış diyagramı derken ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Onurcan. Merhaba Ahmet Hocam. Yayınınız ana sayfama düştü. Kanalınızı şöyle bir küçük inceleme yaptım. Coğrafya ile ilgili bir sorum olacak. Sadece bir sorum olacak. Marmara ilgili. Marmara derken Kanal İstanbul mu demek istediniz? Ha, Marmara müsilaj yani bu
ne derler? Salya mıydı? Ha, salyalarla alakalı. Yani çok üzülüyorum ülkemiz için, Marmara Denizimiz için. Yıllardır oraya atılan işte sanayi atıkları ve kirleticiler yüzünden geldiği durum çok işler açısı ben çok üzülüyorum yani kaç gündür. Merhaba hocam demiş Kader Ortekin. Merhabalar Kader Hanım, hoş geldiniz. Oktay Bey, hazır konu demişken HGM'den harita servisi almak istesek oraya nasıl başvuruyoruz? Şey mi? VMS servisi olarak mı diyorsunuz Oktay Bey? VMS servisinden bahsediyorsunuz. Buna da tarım diyelim mesela. Arkadaşlar bu arada aynı canlı yayında izlediğimiz işlemleri tekrar etmek, alıştırma yapmak isteyen arkadaşlar varsa mailine sohbet kısmına yazarsa yani canlı yayın esnasında sohbete yazanlarla bu verileri paylaşacağım. Katıl butonuna tıklayarak da bu arada kanalımıza da destek verip üyelere özel hazırlamış olduğum içeriklerden de yararlanabilirsiniz. Şimdi buradan mesela merak ettiğiniz bir analiz varsa ona bakalım arkadaşlar. Mesela Karasu demiş 5-6-4, onu yapalım mı? 5-6-4'ü merak ettim mesela, onu yapalım. Ne demiş? Karasu. Ahmet hocam teşekkür ederim değindiğiniz için. O salyalar ülkemiz için çok tehlikeli ve endişe verici. Bu salyaların tarihe karışması olabilir mi? Ya da denizdeki canlıların sonu olabilir mi? Yani o konuda çok teknik bir bilgiye sahip değilim Onurcan Bey. Yani nasıl gideceği, nasıl çözüme kavuşacağıyla alakalı. Yani o şu an mevcuttakilerin temizlenip devamında da bizim kirletmememiz en sağlık olan ama böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Şunu merak ettim. Şunu yapalım mı arkadaşlar? Atmosferik penetrasyon ne ki bu? 765. 765 yapalım bakalım. 7 var mı burada? 7, 6, 5. Bundan sonrası artık oyun gibi arkadaşlar. Bakın çok zevkli. Değiştire değiştire analiz yapıyoruz. Oo. Değişik renkler çıktı. Enteresan. Mesela şuna bakalım. Karasu demiş. 5-6-4. 5-6-4. Şöyle yapalım. 5-6-4. Oo. Neydi bu? Karasu. Karaların ve suların mesela kıyı değişim analiz yapan arkadaşlar için birebir bir analiz metodu bakın. Akarsuların, barajların ve deniz kenarının çok net bir şekilde belli olduğu bir analiz mesela bunu tavsiye ederim. Bitki örtüsü analiz yapalım demiş Ahmet Bey. Evet onu yapalım şimdi. Hava kirliliği ya da deniz kirliliği analizi yapılabilir mi? Hava kirliliği. Ona bir bakayım Fatih Bey şu an. Onurcan Bey, hocam programınız gerçekten coğrafya dersi için güzel bir analiz demiş. Teşekkür ederim Onurcan Bey. Siz de yayına katılıp katkı verdiğiniz için. Yayına katılan arkadaşlar videoyu beğenirse memnun olurum. Bugün şimdiye kadar ki yapmış olduğumuz canlı yayınlardaki en fazla sayıya ulaştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlgi çekici bir konu galiba ondan dolayı. Şunu da kara su olarak aktaralım. Bu arada yani yayınla alakalı olur. Yayından farklı konularda merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Şunu merak ettim ben mesela doğal bitki neydi? Sağlıklı bitki örtüsü 5 6 2 onu yapalım arkadaşlar. 5 6 2. Bakalım. 5 6 2. Bakın burada arkadaşlar normal tarım arazileriyle seralar çok farklı bir renkte geldi mesela. Hocam kentsel ısı veya su geçirgenlik analizleri yapabilir miyiz demiş Cem Bey.
Çok bilgi sahibi değilim bu konularda. Ön araştırma yapmam lazım. Onur Hocam Bey. Hocam coğrafya için bir başka soru soracağım. Okula ders veriyor musunuz öğrencilerinize? Ben okula ders vermiyorum. Kendime ait bir şirketim var. Eğitim ve danışmanlık işte bu şekilde özellerde ders veriyorum ve YouTube kanalımda ders veriyorum. Onur Hocam Bey. Bakın buradaki akarsuyun taşımış olduğu mesela buradaki koluvyal malzeme çok net bir şekilde belirgin. Mesela jeomorfolojik çalışmalar için bu da bir kullanılabilir bir şey şu anda. VGS 84 koordinatları ITRF 96 dönüştürme ile ilgili bir çalışma olur mu? Projeksiyon sistemleri ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyorum. O olabilir. Hocam lejant ekleyelim bir örneğe. Hocam canlı yayınımız kayıtlı olacak mı demiş Kader Hanım. Evet kayıtlı olacak. Evet hemen Ahmet Bey hatırlatmış. Projeksiyon sistemleriyle ilgili genel bir yayın olacak. Evet hani coğrafi koordinatlar, UTM koordinatlar gibi. Bunu bir çıktı hazırlayalım isterseniz. Hangisini çıktı hazırlayalım? NDVI'yi mesela. Şunu bir çıktı hazırlayalım. Çıktı Page and Print Setup'tan arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Bir kare boyutunda yapsak nasıl olur? Şu ebatlar iyi sanki. Dışına da koordinatlar ekleyelim. Şimdi bu tamamını aldık mı biz? Şöyle yapsak. Denizi çok almamıza gerek yok ya. Şöyle alsak yeterli. Bu bir NDVI analizi oldu arkadaşlar. Şimdi sağ klik yaparak Properties diyorum. Hocam sizin bulunduğunuz ilde coğrafyaya yatırım oluyor mu ya da kırık çizimlerine özen gösteriliyor mu? Ben Ankara'da yaşıyorum. Coğrafyaya yatırım oluyor mu derken mesleki anlamda mı? Ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Bu çok fazla oldu. Bunu şimdi biraz şey yapalım. Daha geniş aralıklarda yapalım. Koordinatlarımı yazdım arkadaşlar. Insert'ten buna bir kuzey oku ekleyelim. Kuzey oku şuraya ekleyelim. Yine Insert'ten şu kırmızıyı şey yapsak nasıl olur ya? Kırmızıyı da gözüm baydı. Şöyle mavi yapalım da en azından. Insert'ten bir scale bar ekleyelim. Çizgi ölçek ekleyelim şöyle. Bir insert'ten yine bir legend ekleyelim, legend. Hangisini yapacağız legend'te? NDVI'yi göstereceğiz. Şunları birleştirsek hatta. Yok. Ne oldu? İptal. Diyelim. Bunlar neydi? Bir açıklaması vardı bizim bunların. NDVI'de şöyle bir açıklamamız vardı. Kumul diyelim buraya mesela. Şurada mesela yoğun bitki örtüsü, zayıf ya da normal bitki örtüsü diyelim. Üst tarafa da zayıf bitki örtüsü diyelim. Yani hocam coğrafyacılar meslek olarak bu pandemi döneminde doğu olaylarını incelemek için üzerlerine çok iş düşüyor. Bunun için Ankara'da başkentimiz olduğu için coğrafya dalından fazla araştırma var mı demiş. O konuyla alakalı yani çevremdeki coğrafyacılarla ya da bu işle ilgilenenlerle alakalı çok fazla bir bilgim yok.
Nurcan Bey. Hani bir kurumda ya da bir yerde çalışmadığım için, yani iş arkadaşım olmadığı için çok fazla bilmiyorum. Ben hani evden çalıştığım için kendi kendime. Buna bir de başlık ekleyelim arkadaşlar. Burası neresiydi ya? Kumluca mıydı? Ankara, şey, Antalya'nın neresiydi burası? Burası neredeydi ya? Finike. Finike çevresi diyelim. Çevresi, NDVI analizi diyebiliriz buna. Yazı nereye gitti burada? Eklemiş isim. Finike çevresi 2020 yılı NDVI analizi. Birazdan bu arkadaşlar şu anki yapmış olduğumuz NDVI analizi 8. ay. Bir de kışın NDVI analizini yaptığımızda aradaki mukayeseyi yapacağız. Ortalama değerler alacağız ve bunun bir grafiğini çıkartacağız arkadaşlar. Mesela şöyle analiz yapabilirsiniz. Hani çalışma konusu arayan arkadaşlar için önerilerde bulunayım. 1. aydan 12. aya kadar mesela bir çalışma bölgesi belirleyip Word Explorer'dan verileri tarih bazında ay ay indirip 1. aydan 12. aya kadar, 12. aya kadar her ayın NDVI analizini yapıp ortalama değerlerini alıp yıllık değişim grafiğini hazırlayabilirsiniz mesela çalışma konusu öneri olarak. Ağustos 2020 NDVI analizi diyelim buna. İnşallah ülkemiz için en iyi analiz ve çalışmalarınızı başarılar gösterirsiniz demiş. Teşekkür ederim Onurcan Bey. Faydalı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlara, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arayan, öğrenmek isteyenlere. Başlığımızda arka planını hemen buna bir de imzamızı atalım. Güzel olur. İmza. Sağ klik. Order. Şöyle. İmzamızı da atalım şuraya. Kaydediyorum bunu. Çıktı olarak alalım. Finike NDVI. Ama önce bir klasör oluşturalım. Çalışma düzenimizden, prensiplerimizden ödün vermeyelim. Sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl gidiyor yayın? Sıkıldınız mı? Bayağı bir uzun bir yayın oldu. Kaç dakika oldu? 1,5 saat olduk mu? Bayağı oldu galiba. Sonradan katılan arkadaşlar da oldu. Ne diyorduk buraya? Finike NDVI. Şimdi buranın NDVI'ne, NDVI'ne her şeyine bunu kaydettim. File'dan export diyorum. Bunu arkadaşlar yayın sonrasında paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. JPEG klasör oluşturuyorum ve buraya kaydediyorum şimdi bunu. Finike NDVI. Bir de doğal renk uydu görüntümüzü bakalım. Bakalım pankromatik şunu. Bir de bunu çıktı alalım. Bunu da farklı kaydediyorum. Mesela Finike doğal renk diyorum arkadaşlar. Çalışma prensibi olarak sizlere örnek olsun. Başlık olarak da doğal renk diyelim. Bunu da exportluyorum. Hocam bak bu iyi oldu. Yerlerden lejantlı imzalar da yaptınız. Benzer uygulamalar yapalım demiş. Evet. Teşekkürler. Adınızı okuyamıyorum ama E36 mı E0 16 mı? Ne işte. Şimdi bu çıktı penceremde gördüğüm şu ekranı arkadaşlar ben sabitlemek istiyorum. Bookmark atmak istiyorum buraya.
Buraya Finike ismiyle bookmark atıyorum. Bir dahaki çıktı alacağım zaman yine oraya geleyim diye. Şimdi yeni indirmiş olduğum görüntülere geleceğiz. Bu gidişle biz kontrolü sınıflandırmayı bugüne sığdıramayacağız gibi sanki. Diğer NDVI analizi için arkadaşlar. Çağırıyorum verileri. Bunları bir kaldıralım biz. Boş sayfa açalım. Ersan Bey. Şimdi ikinci olarak ikinci ayın verilerini çağırıyorum ekrana arkadaşlar. Burada pankromatik image bakalım. Uydu görüntümüz nasıl olacak? Şöyle kapatıyorum bunları. 4-3-2 kombinasyonumu yapıyorum yine. Geldim. Bu da ikinci ayın görüntüsü mesela arkadaşlar. Tarım arazileri ve orman örtüsünün görünümü biraz daha farklı sanki. Gerçi alanın tamamı aynı değil ama galiba ben biraz yanlış mı kırpmışım? Bakın. Seraları mesela buradan çok net bir şekilde ayırt edebiliriz. Benim merak ettiğim NDVI bakalım. NDVI analizi nasıl olacak bakalım. Aynı görüntünün NDVI analizini yapacağız. Şimdi arkadaşlar 4 neydi? Şuradan bakalım. Dördüncü görüntümüz red. Beşinci görüntümüz near. Yani şöyle yapıyorum. Near yazdım. Yeni bir Map Algebra'dan, Rastel Calculator'dan bir analiz yapacağım. Şubat ayının NDVI analizini yapıyorum şimdi. Near eksi red bölü near artı red. Doğru mu yaptım? Doğru. Gelen görüntü bu arkadaşlar. Şimdi böyle yapmıyorduk. Bizim standart rengimiz buydu. Sağlıklı bitki örtüsünü yeşil renkle, sağlıksız bitki örtüsünü kırmızı renkle gösteriyorum burada. Bakın burada kar örtüsü, yine deniz, belirgin ve bitki örtüsünün olduğu alanlar yine yeşil olarak göründü. Tabii biz bunu böyle yapmıyoruz. Bunu classification'dan sınıflandıracağız. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir sınıf daha yapacaktım, unuttum. Evet, şu. Evet, şöyle ya. Burada biz yine mavi yapalım. Evet, şimdi diğeriyle kıyaslama yapacağız. Ben diğer şeyi açtım. Kaç dakika olduk burada arkadaşlar? Bayağı bir oldu. En başından beri dinleyen var mı? Sabırla izleyen var mı arkadaşlar? Canlı yayının en başından beri burada bizi dinleyen arkadaş var mı? Merak ettim.
Toplamda 994 izlenme almışız ilk andan itibaren. Şimdi Finike NDVI diyorum. Aradaki farka bakacağız şimdi. Ya şöyle de yapabiliriz. O Ahmet, sen zaten bizim müdavimizsin. Sürekli destekliyorsun. Arada bazı yerlerde değişmeler olmuş bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım bunu. İlk 10 dakika hariç ben varım demiş Deniz Bey. O 15 dakika geçirdim ben demiş. Teşekkürler arkadaşlar. Effects'ten arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Aradaki farka bakmak için mesela. Kış ve yaz arasındaki NDVI farkına bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi kontrolsüz sınıflandırmaya geçeceğim. Zekeriya Konurhan var. Zekeriya Bey de sıkı takipçimiz. Teşekkürler. Şimdi doğal rengi çağırıyorum. Uydu görüntüsünden. Pankromatik. Hayır, güzel sıkılmadık demiş Kader Hanım. Şimdi doğal rengi çağırdım pankromatik. Bunun üzerinde arkadaşlar bir kontrolsüz sınıflandırma yapacağız. Bunun için Image Classification butonumuz var bizim. Bunu bulamayanlar için gri ekrana sağ klik yaparak Image Classification, bunu çağırıyorum. Buraya sabitledim ben bunu. Buradan görüntü yapacağım işlemi seçeceğim. Ya bu konuyla alakalı videom var. Altına sürekli yorumlar, hatta özelden bana mesaj atanlar. Buradan bu görüntüyü seçemiyoruz, çıkamıyoruz falan filan. Çok basit arkadaşlar. Cevabı bu. Şu. O videomu izleyip bu sorunla karşılaşan arkadaşlar için boş bir sayfa açıyorum. Hayır diyorum. Uydu görüntüsünü yeniden çağırıyorum ve o görüntü aktif oluyor. Kürşat Cimbek, emeğinize sağlık, Allah razı olsun sizin demiş. Cümlemizden amin Kürşat Bey. Geldi. Pankromatik görüntü geldi. Bunun üzerinde bir kontrolsüz sınıflandırma yapacağım. Classification'ın altında bulunan IsoCluster Unsupervised Classification. Bu kontrolsüz sınıflandırma anlamına geliyor. Herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan görüntülerin, piksellerin değerlerini baz alarak otomatik sınıflandırma gibi bir şey bu. Sınıf sayısını seçiyoruz burada. Şimdi geldim buraya. 16 diyorum mesela. 16 sınıf olsun. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Denizi, yerleşim yerini, ormanı vesaire. Şimdi bunu ayırt edebilmemiz için şöyle yapıyorum. Renk skalası olarak şunu seçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de kompoziti çağıracağım. Pankromatik olmayan, aradaki farka bakacağım. Şimdi bakın buradan işlem yapacağım bandı seçiyorum. Kompozit bandı seçiyorum. Ve classification'dan yine isocluster diyorum. 16. 16'yı ayırmasını istiyorum. Erdas Imagine ile alakalı da çalışma yapmayı düşünüyorum. İlkan mı? İlkan Bey. Evet, onunla alakalı da düşüncelerim var. Bu da pankromatik olmayan mesela aradaki farka en azından bakmak için böyle bir şey yaptım. Fark var ya, bayağı var. Biz pankromatik olana devam edelim. Şimdi bir numara şu an ne görünüyor? Orman galiba bir numara. Bakalım. Bir ormanmış, evet. İki de orman galiba.
Ma. İki denizmiş, pardon. İki deniz yaptık. Kar da olabilir orası, bakalım. Şimdi şuradan i butonuyla öğreniyorum bunların ne olduğunu. 3 dediniz. Yoruz bakalım. 4 ormandır herhalde. Burası 6. 6'da göl çıktı, bakalım nasıl olacak. Bu yanlış sınıflanmış mesela. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar, kuzey baka etkisi kuzey yamaç ve güney yamaçlarda bile sınıflandırma farklı sonuçlar verebiliyor bize. Burada parsel bazlı bakın tarlalar belirgin. Ben mesela bu tarz sınıflamaları şöyle yapıyorum arkadaşlar. Karışıklık olmasın diye çalışma alanını parçalara bölüyorum. Yani şehir ve etrafını parçaya bölüp, dağı ve etrafını parçaya bölüp, deniz ve kenarını parçaya bölerek sınıflandırma işlemlerini o şekilde yapıyorum. Mesela şu beyaz renk orman, ya beyaz ya da gri yapsak. Selamlar Azabayan'ım, hoş geldiniz. Güney bakı ve kuzey bakı arasındaki orman örtüsünün yansıttığı renk bile farklı burada. Bakın. Çıplak alanlar var şurada. Kontrollü sınıflandırma için daha kapsamlı bir yayın olmasını istediğim için onu bir sonraki yayına bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl olur sizce? Daha güzel bir çalışma yapalım o gün. Hocam iyi yayınlar, şampiyon olup geldim. Burak geç kaldın ya. Yayını bitirdik neredeyse. Tebrik ederiz bu arada Beşiktaşlara. Burak'la önceki canlı yayınlarda bayağı bir takıldık. Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe derken Beşiktaş şampiyon yaptı, geldi Burak. Buralar mesela biraz daha zayıf, cılız bitki örtüleri galiba. Şöyle yapalım onlara. İşte bu görüntülerde arkadaşlar şehir ve tarım arazileri karıştığı için bu sınıflamalar için genelde şunu tercih ederim. Neydi? Bizim biraz önce false color yapmıştık mesela. Burada yaptığımızdan daha farklı bir görüntü çıkacak mesela orada, bakın. Şimdi false color'ı çağıralım. Bu muydu o? Aynı işlemi false color üzerinde yapacağım mesela. Kontrolsüz sınıflandırmayı false color üzerinden yapıyorum. Yine 16 sınıf yapalım. Yani deniz ve dağın karışma gibi bir ihtimali yok burada. Bakın. Renkler ayrıldı. Tarım alanları ve yerleşim alanları da bakın. Kentsel alan, hani kentsel ve kentsel olmayan alanları çalışıyorsunuz mesela diyelim. Kentsel olan ve kentsel olmayan alanlar. Bakın. Sarı renk direkt kendini belli etti. Kentsel. Diğerleri kentsel olmayan alan. Şöyle yapalım. Alın size kentsel ve kentsel olmayan alan analizi. Arkadaşlar. Şimdi bunu çıktı alalım. Önce false color'unu alalım bunun.
Bu canlı yayın full olacak mı? O kanalda hocam yine demiş Kürşat Bey. Evet olacak. Nasıl? Faydalı oldu mu arkadaşlar? Güzel oldu mu? Yayınımız beğendiniz mi? Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Alt değil de 5-6 sınıf yapsak nasıl olur? O zaman biraz daha bazen kaçıyor araya ben. Yani tam doğru çıkmıyor bazen. O yüzden böyle yapıyorum ben. Şunlar görünmüyor ya. Şunlara bir lejandımız görünmüyor. Bunlara bir çare bulalım. Şuraya imdadına yetişelim buranın. Sonuna anca yetişebildim ama çok faydalı bilgiler verdiniz hocam. Canlı yayın için sağ olun demiş Kürşat Bey. Teşekkür ederim. Yayından sonra ya da istediğiniz zaman şeyi izleyebilirsiniz. Tekrarını izleyebilirsiniz canlı yayının. Kanaldan paylaşacağım. İsteyen arkadaşlar istifade edebilirler. Şunu şöyle. Bunu da çıktıralım. Bir de kentsel ve kentsel olmayan alanı çıktıralım. Hocam perşembe mi yapıyorsunuz canlı yayın? Normalde arkadaşlar ben cumartesi yapıyordum canlı yayınlarımı. İzleyenler herkes bilir. Normalde cumartesi akşamları yapıyordum. Artık cumartesi günleri benim dolu. Almanya'ya eğitim veriyorum. Yani Almanya'da şu an iki grup eğitim veriyorum. Sabah, öğleden sonra falan. Programım biraz yoğun. O yüzden hafta içine kaldı. Instagram hesabından takip ederek yani 2-3 günde bir ya da haftada bir ya da en kötü haftada bir yayın yapacağım artık ondan sonra. Arka sene tasarım videosu gelir mi? Demiş Bekir Bey. Elinize sağlık bu arada demiş. Teşekkür ederim Bekir Bey. Onu da notumu alayım. Ellerinize sağlık hocam. Çok güzel bir yayın oldu demiş Ahmet Bey. Teşekkür ederim Ahmet Bey. False color yaptık. Bir de kentsel alan olarak bunu kaydedelim. Uzaktan algılama galiba herkesin beklediği bir yayındı galiba. Yani çoğu arkadaş ilgi gösterdi. Şöyle yapalım mesela. Bunu da bu şekilde kaydettik. Bunları vektöre çevirip alan hesaplamaları falan da. Bunu da sonraki yayınımızın, sonraki videomuzun konusu olsun bu. Arkadaşlar ne yapıyorduk biz? False color'da mesela bunu yaptık. Şimdi biz arkadaşlar bir de diğer tarım alanlarını vesaireyi hesaplayalım. Yani bakalım. Ben daha doğru olsun diye şey yapıyorum arkadaşlar. 16. Ha mesela burası denizmiş. Denizi aldık. Ondan sonra şurası da beyazlı kar yüzeyiydi galiba. Burayı da beyaz yüzey olarak alalım. Şu mor alan. Mesela orman. Gür bitki örtüsü. Tarım arazileri var mesela burada. Şöyle bakayım. Bunu da pankromatik imajdan şöyle görüntüleyelim. Şuralar mesela tarım arazileri. Ne renk bu? Şu renk galiba. Buraları sarı renk yapalım bakın. Tarım arazilerini sarı renk yapalım. Sarı kırmızı oldu gerçi. Hoşuma gitmedi ama bu renk olsun. Şurada akarsu mu var? Ne var? Ha, kumul yüzeyi var mesela şu. Şu mesela kumul toprak yüzeyi olarak ifade edebiliriz. Seyrek bitki örtüsü var mesela. Şu ne? Bu da yine
Görüntü. Şöyle yapalım. Seyrek bit görüntüsü. Şunlar da yeşil olacak ya. Tarım arazilerini bundan yapamayacağız arkadaşlar. Tarım arazileri için ayrı bir analiz, yani ayrı bir sınıflama yapmamız gerekecek galiba. Şöyle yapsak nasıl oldu? İyi oldu sanki. Sarı kırmızı olmaz. Abi kullandığın uygulama bu mu? ArcView bu. ArcMap arkadaşlar. Bunu şöyle alalım. Kontrollü sınıflamamız. Bir de en son kontrollü sınıflamayı yaptığımızda da mukayesesini yaparız bunların. Bunu da biz doğal alan, yapay alan olarak alalım ya. Hani öyle düşünüyorum ben. Hani şeyi ayırt edemedik. Yani tarım arazisidir, şudur budur. Oraları ayırt edemedik. Ormana ve şeyi ayırt edebildik yalnızca. Şöyle yapalım mesela. Su yüzeyi. Doğal alan olarak orman örtüsü. Seyrek orman, toprak yüzeyi diyelim, yerleşme diyelim, seyrek bitki diyelim, çıplak yüzey diyelim. Oo, şu yanlış oldu. Nokta gen açıyor mu derken anlayamadım Utku Bey. Bunlara ne demiştik? Seyrek orman ve toprak yüzeyi demiştik. Bu da sınıflamamız olsun. Nokta gen dosyalarını açıyorum. Yani nokta gen dosyası ne mesela? Yani içeriği ne dosyanın, verinin? Başlığımızı da attık. Arkadaşlar çıktığımızı aldık. Bugünkü Deniz Bey üyeliğini sıkı hayran seviyesine yükseltti. O Deniz Bey teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz destek için. Hem öncesi için hem şu an için. Selamlar, uzun bir aradan sonra geldim demiş. Bekir Bey, sesiniz solunuz hiç duyulmuyordu. Unuttuk sizi. Nerelerdesiniz? Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz işlemlere bir bakalım. Bakalım bakalım ne olmuş. Çıktılarına bakalım. 2 saate yakın bir yayınımız oldu. Çok güzel, çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Şu an bu mesela doğal rengimiz. Bu false color'umuz. Bu kentsel alanımız. Bu sınıflama sonucumuz. Bu NDVI analizimiz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. 2 saattir anlatıyorum. Sizler dinliyorsunuz. Uzun ve güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz, literatürdeki eksikliğini hissettiğimiz bir çalışmayı yaptığımızı düşünüyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa
eklemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Sonrasında yayını sonlandıracağım. Arkadaşlar, yine birkaç gün içerisinde arkadaşlar bir yayın yaparak kontrollü sınıflandırmayı tamamlayacağız. Ayrıca maillerini yazan arkadaşlarla bu uygulama dosyalarını ve Word dosyasını paylaşacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.